Hocam, kurban keserken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir hocam? Şimdi keserken demeyelim de genel manada isterseniz konuyu geniş manada ele alalım. Yani tamam sadece hocam. kesim esnasında değil de öncelikle Rabbim programımıza hayırlı eylesin, mübarek eylesin, güzel tesirli konuşmalar, tesirli anlatımlar bizlere ikram eylesin. Amin. Şükürler olsun kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli sevenlerimiz, hamdolsun. Bakın yine Rabbim ömür verdiği, sıhhat verdiği, afiyet verdiği bir kurban bayramının arefesindeyiz. Şurada birkaç gün sonra, 2 gün kaldı. Cumartesi günü inşallah Rabbimizin rızası doğrultusunda kurbanlarımızı keseceğiz inşallah. Allah'ım arefesine ulaşmayı, kurban bayramına ulaşmayı ve rızası doğrultusunda bayramı da güzel bir şekilde ihya etmeye, geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi bundan önceki programlarda biliyorsunuz aşağı yukarı 3-4 haftadır tabii gelen sorular neticesinde biliyorsunuz bizim milletimiz bu işlerde öncesinde bir şeye hazırlık yaparken sorar. Çok güzel bir şey bu. Kurbanla alakalı genel manada çok sorular gelmişti ama hani biz yine de şurada birkaç günümüz kaldı. Oldu ya belki programımızı seyredemeyen, programımızı o hafta kaçıran veya o soruyu kaçıran izleyenlerimiz olabilir düşüncesiyle şöyle genel manada dikkat edilmesi gereken konularla alakalı en çok sorulan sorularla alakalı şöyle bir tekrar veya genel manada bir hatırlatma diyelim yapmak istersek en çok üzerine basa basa söylemiş olduğumuz konulardan şöyle 3-5 tanesini ben not aldım. Ama tabii ki yine ben anlatacağım. Arada Fatih Hocam yine bana soruları soracak ama sizin de biz anlatırken o anda aklınıza gelen yine kurbanla alakalı bazı sorularınız olursa da açığız. WhatsApp veya normal mesajda gönderebilirsiniz. Ben isterseniz hemen başlayayım isterseniz evet, Fatih Hocam. Öncelikle biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz kurban sadece ve sadece Allah için kesilir. Yani bir kurbanı keserken niyet ne için olacak? Allah rızası için, kanı için veya eti için veya vesaire düşünceler için ne yapmayacak? Olmayacak. Yani özellikle büyükbaş dediğimiz 7 hisseye kadar olan, 1'den 7 hisseye kadar olan büyükbaş hayvan hisselerine giren kardeşlerimizin dikkat edeceği konulardan en önemli konu ortaklarını çok iyi seçmeleri lazım. Yani olur ya büyük bir hayvan almışlardır. 3 kişi, 5 kişi, 7 kişiye kadar biliyorsunuz müsaade var. Ortak alacaktır hisseyle alakalı. Dolayısıyla o hissedarlarınıza çok dikkat edin. Niye? Belki sizin niyetiniz Allah rızası için, sırf o kurbanı Allah için kurban etmek için olabilir ama olur ya belki tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz veya ortak aldığınız kişinin, hissedar kişinin niyetini bilmiyorsunuz. Onun niyeti belki de ne için olabilir? Allah muhafaza. Kurban Allah için değil de eti için olabilir. İşte et hayvanı keseyim de bir kurbana ortak olayım da eti için olabilir. Çünkü böyle olduğu zaman bu sefer ne olmuyor? O hayvanın 7 tane hisse olsalar hiçbir tanesinin hissesi yani o hayvan kurban olarak ne olmuyor? Geçerli olmuyor. Bunu özellikle söyleyelim. Şurada gerçi birkaç gün kaldı. Tahmin ediyorum büyükbaş kesecek olan kişiler hissedarlarında ayarlamışlardır. Zaten genelde tanıdık, bildik, yakın dost, akraba, arkadaş kesiminden insanlar seçiyor ama yine de biz hatırlatma babında ortaklarınızı çok iyi seçin. Mutlaka niyetleri Allah rızası için olsun. Yoksa şu kadar et gelsin, bu kadar bilmem ne gelsin düşüncesi değil. Çünkü böyle olduğu zaman o kurban ne olmaz? Allah için kesilmiş olmaz. Dolayısıyla hiçbirinin niyeti, kurban niyeti geçerli olmaz. Özellikle bunun üzerinde birinci madde olarak durmak istedim.